barok ve klasik dönem müziğine, tarihi bilgi, teknik ve döneme özgü enstrümanlarla hayat veren Academy of Ancient Music'in İstanbul'daki konseri. Vefatının 100. yılında Türk hikayeciliğinin öncü ismi Ömer Seyfettin'in hayatını konu alan tiyatro oyunu. Deli Şair Ömer Seyfettin. Anadolu ve İstanbul'un tarihi evlerinin yansıtıldığı sergi. Eski Evler. 5 Sanat bölümünde TRT Çocuk Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hatice Özdemir Tülün'le çocuk kitapları üzerine. Oyuncu Ertan Saban'la özel söyleşi. Kültür sanat gündemini hayatınıza taşıyan Hayat Sanat başlıyor. Antalya Devlet Tiyatrosu, Murat Can Kibiroğlu'nun yazdığı Bimarhane'yi sanatseverlerle buluşturdu. Padişahın sarayı terk etmesini söyleyerek yoluna devam etti. Oyuncu Selim Gürata ve 6 tiyatrocunun rol aldığı oyunu Ömer Naci Topçu yönetti. Dekor tasarımını Batuhan Bozcaada, kostümü Ecem Gözpınar ve ışık tasarımını Halit Akgün'ün yaptığı oyun yoğun ilgi gördü. Oyunda toplumda deli denilerek dışlanan kişilerin Kuvayi Milliyecilerle yollarının kesişmesi konu ediliyor. Fotoğrafçı Ahmet Sel, Fransa'da Türkiye'nin Yüzleri temalı sergisini Ankaralı sanatseverlerin beğenisine sundu. Çankaya'daki Fransız Kültür Merkezi'nde sosyolog ve yazar Gaye Petek'in konuşmacı olarak katıldığı Fransa'daki Türklerin Kimlik İddiası konulu konferansın düzenlendiği salonda, Ahmet Sel'in Fransa'da yaşayan ailelerin hikayelerini yansıtan 30 eseri yer aldı. Konferans sırasında söz alan Sel, serginin hazırlanma sürecini ve eserlerinde öne çıkan başarı hikayelerini davetlilere anlattı. Daha önce yurt içinde ve dışında sanatseverlerle buluşan sergide 30 fotoğraf yer alıyor. Ustalarımın sayesinde. Ayeri deme oğlum. Senin gayreti. İzmir Devlet Tiyatrosu, İzmir'deki sahnelerde ve 11 turnede bu ay içinde toplam 104 kez perdelerini açarak izleyicilerle buluşacak. Neden Yapçılık Dergisi'nin aynı sayısında iki tane var? Biri babacığım. Ama ikisinin de üstünde senin adın yazıyor. Birini babacığım. Konak, Karşıyaka sahneleri ve Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç sahnesinde seyircisini ağırlayan İzmir Devlet Tiyatrosu, turneler kapsamında Ankara, Karabük, Zonguldak, Edirne, Çanakkale, Denizli, Muğla, Niğde, Kayseri, Uşak ve İzmir'in Foça ilçesinde de oyunlarını sahneleyecek. Oyunlar arasında Kafesten Bir Kuş Uçtu, Arf Sabiti, Annemin Son Çılgınlıkları, Kim Başimit, İkimizin Dünyası, Kanlı Düğün, Kantocu gibi kült eserler yer alıyor. Öte yandan İki Köyün Masalı, Kuzu Maydanoz'un Maceraları adlı eserler de küçük tiyatro severlerin beğenisine sunuluyor. Ama onların nişanlandığını kimse hatırlamıyor. Barok ve klasik dönem müziği, tarihi bilgi, teknik ve döneme özgü enstrümanlarla İstanbul'da hayat buldu. 40 yılı aşkın süredir dünyadaki erken dönem müzik sahnesinin ön saflarında yer alan Academy of Ancient Music, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nun konuğu oldu. 5 Mart akşamı gerçekleştirilen konserde pek çok saygın mekanda başrol seslendiren soprano Chen Reis solist olarak yer aldı. Müzik 2006'dan beri Richard Eager'ın müzik direktörlüğünü üstlendiği topluluk, konsere Beethoven'ın Prometheus Üvertürü konser aryasıyla başladı.
Mozart'ın tüm senfonilerini dönem enstrümanlarına kaydeden ilk orkestra olma özelliği taşıyan topluluk, Frederick Witt ve Beethoven'ın 4. senfonilerini de müzikseverlere sundu. Beethoven'ın eserlerinin büyük bestecinin ses dünyasını en iyi şekilde yansıtan enstrümanlarla çalındığı konser, dinleyenlerin beğenisini topladı. Bir ağır, hasta gibi hepsi sanki. Bayılamıyordum. Sonumuzu, akıbeti düşünmeye başladım. Türk hikayeciliğinin öncü ismi Ömer Seyfettin, ölümünün 100. yılında unutulmadı. Henüz 36 yaşında yaşamını yitirmesine rağmen çok sayıda özgün hikayeyi Türk edebiyatına kazandıran usta yazarın hayatı, deli şair Ömer Seyfettin oyunuyla tiyatro sahnesine taşındı. Oklamın içinde kalabilen son mürekkeple yazdığım vasiyetim, şu küflü, aralarında tahta kurları dolanan masanın üzerinde. Ömer Seyfettin'in askerlikle başlayıp edebiyatla süren ve bir hastanede kadavra olarak sonlanan hayatını anlatan oyunun yazar ve yönetmenliğini üstlenen isimse Costa Cortidis. Daha iyi. Latife edebiliyorsan iyileşiyorsundur işte. Sana da bu yakışır zaten dostum. Büyük hikayeci Ömer Seyfettin'in anısına hiçbir zaman bir tiyatro sahnesinde onun hayatı anlatılmadığından yola çıkarak ilk kez Ömer Seyfettin'i seyirciyle buluşturmaya karar verdik. Onun son akşamını konu ediyoruz. 5 Mart 1920'de geçiyor hadise. 6 Mart günü de vefat ediyor zaten. Her geldiğinde aynı tepede. Bu yaşta ölür mü ya? Ödüllü yazar Costa Cortidis aynı zamanda oyunda Ömer Seyfettin'le aynı dönemde yaşayan usta yazar Cenap Şahabettin rolüne hayat veriyor. İstanbul ve çevresini işgal planını ikinci bir dalga ile nihayete erdirerek. Biz bugün Ömer Seyfettin'i biliyorsak biraz da Ali Canip yöntem sayesinde biliyoruz. Son akşamında Ali Canip'le olan bir ziyaretinden başlıyor hadise. Doktoruyla olan ilişkisi, Cenap Şahabettin'le olan ilişkisi, eşiyle olan ilişkisi, kızına duyduğu özlem, yazıları, şiirleri, hikayeleri ve milli mücadeleye verdiği destek. Aynı zamanda o dönem kendisi askerdir biliyorsunuz. Fakat sağlık sebeplerinden ötürü askerlik mesleğine devam edemiyor. Öğretmenliği de yapamıyor ve tek başına evinde artık ölümü bekler halde. Son akşam bütün hayatıyla böyle bir hesaplaşmasını konu ediniyor oyun. Siz muayene salonunda istirahat buyurun. Ben bir ara yanınıza geleceğim. Tiyatro oyununda Ali Canip Yöntem rolünü Okan Şevket Duman üstlenirken, Ömer Seyfettin'in eşi Calibe'yi Aslı Çelebi, Hekim Simon'u ise Akın Kaplan oynuyor. Türk dilinin sembol ismi Ömer Seyfettin'in hayatı Sinan Çelik'in oyunculuğunda izleyiciyle buluşuyor. Lakin yemeğe korkuyorum. Daha fena olacak. Oyunumuz biyografiden ziyade daha çok onunla alakalı bilgiler, daha çok kurgusal bir düzlem üzerinden ilerliyor. Bu noktada bir insan ne kadar yalnızlık çekebiliyorsa, çok da sürprizini kaçırmadan anlatmaya çalışacağım. Ne kadar yalnızlık çekebiliyorsa Ömer Seyfettin o kadar çekmiş. Bir insan ne kadar acı çekebiliyorsa o kadar çekmiş. Ne kadar korkabiliyorsa o kadar korkmuş. Tamam kardeşim. Oyun aynı zamanda bir kitap kampanyasına da imza atıyor. Ben şu an neyi görmem gerektiğini bilmiyorum. Ne demek istiyorsun sen? Senin buraya bir dahaki gelişin ne zaman? Batman'da Ömer Seyfettin isimli bir ilkokulumuz var. Bu okulumuzun kütüphanesi maalesef yokmuş. Biz de izleyicilerimizden, seyircilerimizden bu oyuna gelirken kitap katkıları istiyoruz. Şu odaya da girmeye korkarım. Bahar da gelemedi. Mevsimin adı bahar olsa da kendisidir. Dünya premierini Profilo Kültür Merkezi'nde gerçekleştiren deli şair Ömer Seyfettin oyunu, Tiyatro Rudius tarafından yıl boyunca sahnelenmeye devam edecek. 3 güne kalmaz yine gelir. Ya beni biliyorsun, ben elimde olsa her an her gün esin. Nasıl oldu? Bir anda bizi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 2020 sezonunu Dünya Kadınlar Günü haftasında duyurdu. Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde gerçekleştirilen yeni sezon programının açıklandığı basın toplantısı müzik dinletisiyle başladı. Projeleri açıklanan yazar ve yönetmenlerin büyük çoğunluğu kadınlardan oluşuyor.
12 yeni oyunun sahneleneceği 2020-2021 sezonunda 5'i Türkiye premieri yapacak olan 6 kadın yazarın oyunu kadın yönetmenler tarafından sahnelenecek. Yelda Baskın, Emre Koyuncuoğlu, Lerzan Pamir ve Özgür Kaymak sezonun kadın yönetmenleri arasında. Şehir tiyatrolarının planlanan yeni sezon repertuarında Hamlet, Vanya Dayı, Cesaret Ana ve Çocukları, Yaygara 70, Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin, Güle Ağıt, Umut, Kısraklı Kadın, Kimse Öyle Şeyleri Konuşmuyor Artık, Yaftalı Tabut, Kurtlar ve Beşamelli Tavuk oyunları yer alacak. Usta sanatçı ve mimar Tezcan Sağlam, yıllar boyunca İstanbul ve Anadolu'nun tarihi evlerini resmetti. Tezcan'ın 35 yıllık çalışmalarını yansıtan bu eserleri, Eski Evler ve Sokaklar isimli resim sergisiyle Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Mimar Tezcan Sağlam'ın Eski Evler ve Sokaklar temalı bu sergisi, yeni sergisinde Türkiye'nin başta İstanbul olmak üzere artık geçmişte kalan sokak, eski evler, eski mahalleler, bunları bir belgesel niteliğinde şimdiki kuşaklara aktarmak için yaptığı Türkiye'nin çeşitli yörelerinden derlediğimiz sulu boya eserler yer almaktadır. Sanatçının 57 eserinin yer aldığı sergi, Türkiye'nin birçok yerinde bulunan eski evlerden oluşuyor. Usta sanatçı sulu boya tekniğiyle eserlerini üretiyor. Tezcan Sağlam öncelikle fotoğrafları çeker kendisi. Daha sonra bu fotoğrafları bastırıyor kağıda. O kağıda bakarak fotoğrafa bu resimleri, eserleri meydana getiriyor sulu boya olarak. Sulu boya da yani teknik olarak aslında çok fazla bu tarz çalışan insan yok bugünlerde. Özellikle kendisini etkileyen Hoca Ali Rıza ekolü diyebileceğimiz bir ekol vardır. Onun eserlerini daha çok kendine örnek almış diyebiliriz. Tezcan Sağlam'ın Eski Evler ve Sokaklar isimli sergisi 10 Mart'a kadar Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde görülebilir. Afrikalı albinoların portrelerinin yer aldığı Kara Kıtanın Beyaz Çocukları sergisi sanatseverlerle buluştu. Ödüllü foto muhabiri Bünyamin Aygün'ün Tanzanya'da çektiği fotoğraflardan oluşan sergide albinoların yaşam mücadelesine yakından tanıklık eden 45 fotoğraf yer alıyor. Bir ülkeye gittiğinde bir foto muhabiri bakış açısı ilk önce orada insanların, insanlığın alışık olmadığı şeyleri arar. Göz bunu arıyor. Alışık olmadığımız şeyi arıyor. Zaten foto muhabiriyle normal insan, normal bir meslek mensubunun bakış açısı hiçbir zaman aynı olmuyor. Dolayısıyla zaten farklı bakış açısına sahip olduğu için de foto muhabiri oluyorsunuz ve gittiğiniz her yerde ne yolunda gitmiyor, yani ters olan nedir? Onu bulup onu fotoğraflıyorsunuz. Burada da yani Tanzanya'da da siyah bir ırkın içinden beyaz, siyah anneden, siyah babadan beyaz çocukların dünyaya gelmesi çok dikkat çekiciydi. Birincisi bu. İkincisi de tabii ki albino olarak dünyaya gelmek, yine söylüyorum, uğursuzluk getirdiğine inanılıyor. Hem aileye uğursuzluk getiriyor, hem dünyaya geldiği mahalleye ve o ülkeye uğursuzluk getiriyor. Dolayısıyla bu çok önemli bir yaraydı. Benim için de çok önemli bir konuydu. 6 yıl önce fotoğrafladım albinoları. Bugüne sergilemek bugüne nasip oldu. Sergide daha çok kadın ve çocuk fotoğrafları yer alıyor. Şimdi kadınlar biraz daha şeye göre, erkeğe göre
hani naiftir. Çocuklar da yetişkinlere göre biraz daha güçsüzdür. Dolayısıyla buna aslında dikkat çekmek istediğim nokta buydu. Tabii ki erkek fotoğrafları da, erkek çocuk fotoğrafları da var ama kadın fotoğrafları ve çocuk fotoğraflarının olmasının en önemli nedeni burada biz bir güçsüzlüğe dikkat çekiyoruz. Ve asıl vurgulamak istediğimizi de fotoğraflarla tamamlamaya çalıştık. 6 yıl önce bu fotoğrafları çeken Aygün, gittiği ülkelerde işleyeceği temayı spontane belirliyor. Şimdi bu tamamen sizin zaman planını nasıl yaptığınızla doğru orantılı. Bazen gitmeden spontane çalışabiliyorsunuz ama bazen gitmeden önce ben El Salvador'a gidiyorum. El Salvador'da neyi fotoğraflayabilirim? Ya da El Salvador'un neresini gezebilirim? Hangi ülkeleri, hangi doğasının neresi benim ilgimi çekebilir diye bir araştırma yapıyorum. Bunu çok hepimiz tatile gitsek bile bu araştırmayı yapıyoruz ama bazen de akışına bırakıyorsunuz spontane. Ve inanır mısınız çoğu zaman o spontane gittiğiniz noktalardan ilginç işler çıkıyor. Kara Kıta'nın Beyaz Çocukları sergisi 11 Mart'a kadar İstanbul Kültür Üniversitesi'nde görülebilir. Hatice Özdemir Tülün, Türkiye onu Portakal Ağacı bloğuyla tanıdı. Boğaziçi Edebiyat Bölümü mezunu olan yazar, daha üniversite öğrencisiyken Türkiye'nin internetteki ilk yemek bloğu olan Portakal Ağacı'nı kurdu. Yemek alanıyla birlikte çocuk edebiyatına da yönelen Tülün, TRT Çocuk Dergisi'nin genel yayın yönetmenliğini üstleniyor. Eşimle beraber çalışmaya başladığımızda bana dedi ki ya biz çizgi film yapıyoruz. İşte TRT'den de bütün çizgi film yapan firmalar bir dergi hazırlasınlar, bir dergi teklifi getirsinler. Senin işletme geçmişin var, seviyorsun edebiyatı, edebiyat mezunu, bize bir şey hazırla diye geldi. Ben de oturdum işte o üniversitede zaten Boğaziçi'nde işletme dersi almaya devam etmiştim. Bir sunum dosyası hazırladım. Hiç unutmuyorum gittiğimde herkes dergi hazırlamıştı. Çünkü genel film olan hepsi dergi yayıncılığı yapan insanlardı. Benim elimde sadece işte dünyada pazar nereye gidiyor? Çocuk edebiyatında neler yapılıyor? Türkiye'deki çocuk edebiyatında biz neden eksiyiz? Çocuk yayıncılığında neler yapabiliriz? Dijitale nasıl kayarız gibi o proje kabul aldı. Hani şu anda bile duraksıyorum çünkü benim için çok büyük bir şeydi. Ve hiç unutmuyorum genel müdür beyefendinin söylediğini. Ya Hatice Hanım çok güzel bir sunum yapmışsınız. Çünkü biz bu yayıncılığı nereye götürebilirizin derdindeydik. Ama tabii ki sizi alamayız. Siz hani bu sunuma bakılırsa işletme mezunusunuz herhalde. Ama biz edebiyat mezunu arıyoruz. Siz ne mezunusunuz dedi. Edebiyat mezunuyum dedim. 6. senesine girdim. TRT Çocuk Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği'nde. Ormanın En Sıradan Ağacı adında çocuk kitabına imza atan Tülün, bu kitapla her çocuğun bir birey olduğunu ve biricik olduğunu anlatıyor. Kızımın büyüme sürecinde okuldaki sıkıntılarını fark etmeye başladım. Kendisini kabul ettirme süreçlerini gördüm. Ve o şey dedi, hani beni ben olduğum için mi kabul etmiyorlar? Beni hani ben onlara benzemeye çalışırsam mı kabul ederler diye. Sürekli bir kendisini reddetme, kendisinden başka bir şeye benzeme çabaları olduğunu gördüm. Ve bir gece yarısı saat 3.30'da Ormanın En Sıradan Ağacı diye bir hikaye yazdım. Ve daha sonra 1,5 sene kadar kimseye söylemedim böyle bir şey yazdığımı. Okuyan arkadaşlarım, ya işte bu yayınlanabilir, bu güzel bir hikayeye benziyor, bunu bir götür, yayınlat dediler. Ve sonra Melike Günyüz'e götürdüm ve onun çok büyük katkılarıyla Ormanın En Sıradan Ağacı 2017 Kasım'ında doğum gününde çıktı. Ezber Bozan Kadınlar adında yeni bir kitaba imza atan yazar, bu kitapla genç kızların kendi içine dönüp kendilerini keşfetmelerini öneriyor. İslam tarihinde bu topraklardan çıkmış ve gerçekten ezberleri bozmuş kadınlarla alakalı bir şeyler yapmak istiyorum. Çünkü mesela tıp alanında en önemli kadınlar dediğiniz zaman işte
bambaşka kadınlar ortaya atılıyor. Hiç sanki bu topraklardan hiçbir şey yapılamazmış. Ya da kendi kızlarımıza, ben de öyleydim. Amerika'da yemekle alakalı kim neler yapmış? Amerika'da markalaşma ile alakalı kim neler yapmış? İşte Amerika'da sosyal medyada kadınlar nasıl ön plana çıkmış gibi şeyler yapıyordum. Şunu göstermek istedim aslında genç kızlara. Sen bu topraklardan çıkıp, bu topraklarda yetişip gerçekten kendin kalarak da bir şey yapabilirsin. Sana hep dışarıya bakman söyleniyor. Halbuki bakman gereken kendi için. Hatice Özdemir Tülün, halen Lokma Dergisi ve TRT Çocuk Dergisi'nin genel yayın yönetmenliğini üstlenmeye devam ediyor. Besteci, müzisyen, yönetmen, yapımcı, orkestra şefi, sinemacı ve eğitimci Nedim Otyam. 1919'da İstanbul'da doğdu. Ankara Devlet Konservatuarı müzik bölümünde okuyan Otyam, 1942'de Cumhurbaşkanlığı Filarmoni Orkestrası'nda çalışmaya başladı. Nedim Otyam, 1950'de Atlas Film'in müzik direktörü oldu ve Yeşilçam'da 100'den fazla filmin bestesini yaptı. Türkiye'nin ilk özgün film müziği üreten sanatçılarından olan müzisyen, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden Karanlıkta Uyananlar, İsyancılar, Derya Gülü filmleriyle en iyi özgün müzik ödüllerini aldı. 1952'de Barbaros Film Şirketi'ni kurarak yapımcılığa ve aynı yıl çektiği Toprak filmiyle yönetmenliğe başladı. Doğal ortamda çekilen ilk köy filmlerinden biri olarak kabul edilen Toprak, Türk sinemasında toprak ağalığı konusunu işleyen ilk film oldu. 1976'da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde film müziği dersleri vermeye başladı. Emekli olduktan sonra da yıllarca aynı kurumda eğitim vermeye devam etti. 6 Mart 2008'de İstanbul'da vefat eden sanatçı İçeren Köy Mezarlığı'na defnedildi. Ertan Saban, oyuncu. Elveda Rumeli, Kurtlar Vadisi Pusu, Çiçero ve Limonata gibi yapımlarda yer alan Saban, pek çok farklı role hayat verdi. Makedonya Türkü olan oyuncu, Makedonya Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar kardeşi Erman Saban'la birlikte Makedonya Türk Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda sahneye çıktı. Türkiye'ye gelerek oyunculuğa başlayan Saban, bu kez yönetmenliğini Serdar Akar'ın üstlendiği Acı Kiraz filmiyle izleyici karşısına çıkıyor. Serdar abiyle Elveda Rumeli ve öncesinde çalışmıştım. Baba yerine koyarım. Baba figürüdür benim için, birçoğumuz için de, benim için özellikle. Türkiye'de 10 milyonu aşkın Balkan göçmeni var. Göçmenler ülkesiyiz, kapılarımızı açarız herkese. Güzel bir ülke burası. Balkanlar da kapılarını açmış bir ülkeden yavru vatana nasıl beraber, nasıl bir dediğim gibi artistik konsensus proje bazında nasıl yaparız diye düşünürken bu hale geldi. İzin verirsen ben arkadan dolanayım, konayım tepesine. Kendine az şivesini rollerine yansıtan Ertan Saban, şivesini bilinçli olarak koruyor. Ne istedin diyen be? Kız batmış, çıkmış gemileri. Amerika'da da İngiliz oyuncular var. Örnek vermek gerekirse İngiliz aksanı devam ettirir. Bu bir kolorittir. Yani yoksa tabii ki İstanbul Türkçesini istediğimiz zaman konuşabiliyoruz. Problem o değil. Yani mesele biraz da böyle bir şey de var. Bak bunların unutulmaması lazım. Bunlar bizim değerlerimiz. Bu ister şive olur, ister folklorik başka bir element olur. Bunları devam ettirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bakın çok şeyler kayboldu. Kültürümüzde eskiden ama kalaycılardan, bakırcılardan tutun. Yani bu bazen şive, bazen bir eski roman, bazen eski yaşayış şekli, bazen komşunun kapısına çalıp küle ihtiyacın var mı demeden tutun. Her türlü şeyler kaybolmaya başladı. Yani ben en azından bunu kaybetmemem gerektiğini düşünüyorum. Saban oyunculukta samimiyetin önemine vurgu yapıyor. Ve yaptığımız işte de bizi samimiyet ayakta tutuyor ve herhangi bir hikaye, bugün iki kardeşin birleşmesi ya da bir savaş sonrası travmaları anlatan film olsun,
ya da çok mainstream bir hikaye olsun. Temelde şey değişmiyor. Samimiyet yoksa yalan. Rol alacağı filmleri çeken yönetmene göre seçen oyuncu, Serdar Akar'ı kariyerinde önemli bir yere koyuyor. Kötü filmi bile olsa senaryosu oynarım o adamın filminde. Genellikle öyle yapıyorum yani. Çünkü tebliğ eden yoksa ve tebliğ eden adam değilse lafına da inanmam. Kusura bakmasın kimse. Evet, çoğu zaman başaramıyoruz. Yapıyoruz ama düstur bu, destur bu, şiar bu. Yani önemli yani adam. Bu durumda da Serdar Akar önemlidir. Benim 6. projem Serdar abiyle pelikül anlamında, sinema anlamında. Başka işlerimiz de var beraber. Yazıyoruz bazı şeyleri. 6. işim. Karşılıklı olarak iki tarafta birbirinden memnun ki çalışmaya devam ediyoruz. Yücel Erten'in Türkçe'ye kazandırdığı Açık Deniz'de oyunu Ankara Devlet Tiyatrosu yorumuyla sahnede. Bütün yollar tıkandığı zaman yeni bir çözüm bulanlar daima kahramanlar olur. İçinde bulunduğumuz bu açlık durumuna ancak kendini feda... Çın Sabah'ta toplumun çok farklı kesimlerinden gelen, mutluluğu yakalayamamış, duyarlı, sevecen iki kadının hüzün dolu öyküsünü anlatıyor. Kiracı değilsin, satın almışsın burayı. Biz seninle o zaman temel komşusuyuz artık. Ben kendimi tek başımayım, kapayalnızım. Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası, Dünya Kadınlar Günü konseriyle dinleyici karşısında olacak. Günümüzde çok az bilinen serpent çalgısının nadir ve büyüleyici sesi Şerefiye Sarnıcı'nda yankılanacak. Kıtanın Beyaz Çocukları sergisi, Tanzanya'daki albinoların yaşadığı drama dikkat çekiyor. National Geographic sergisi Photo Ark, birbirinden etkileyici vahşi hayvan fotoğraflarıyla 15 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.